36. Asla hesaplamıyorum. Günaydın. Gerçekten o kadar uykusuzum ki size anlatamam. Dün saat 4'te falan uyuyabildim ancak. Yani ancak o zaman gözüme uyku girdi. Ve bu da 4,5 saat eder. Sadece 4,5 saat uyudum. Şimdi kahvaltımı yapıyorum. Sabahları ben böyle dışarıda asla poğaça falan yiyemiyorum. Yani bazen yiyorum tabii, asla demeyeyim ama yediğimde midem inanılmaz derecede yanıyor. Bu arada sabah uyanır uyanmaz kahvaltıdan önce direkt duşa girdim. Çünkü başka türlü ayılmam mümkün değildi. En son yataktan böyle sürünerek çıkıyordum ve o gösterdiğim matematik problemlerini çözerken zaten 40 takla attım. Sabah uyandığımda çünkü 2 ile 2 toplayamayacak vaziyette oluyorum. Ama beni bayağı ayıltıyor, işe yarıyor yani. Bu arada derse her an geç kalabilirim çünkü saat 9 çeyrek falan geçiyor. Benim dersim 10.30'da ama daha makyaj yapmadım, kombin seçmedim. Hiç yapmayacağım tarzda bir şey. İnanılmaz spor falan giydim. Böyle taytın üzerine çorap falan giydim. Normalde hiç benlik bir şey değil. Ben hani çok böyle klasik giymeyi seven bir insanım. Gerçi bugün böyle bir klasik giyimi kaldıramazdım herhalde bu kadar uykusuzluğun üzerine. Bir de o bana ağır gelebilirdi. Şu an halimden çok memnunum çünkü inanılmaz rahat, bir de spor ayakkabılarımı giyeceğim. Oh. Sen yine kendine göre eğlen. Beni boş ver benim acelem. Var gidiyorum geri gelemem. Bu şarkıda nereden sardı biliyor musunuz? Instagram'da böyle keşfette TikTok mu? O uygulamanın videoları çıkıyor. Ve bu şarkıyı falan söylüyorlar. Gece de ben onlara sardım yani keşfetten. TikTok batağına düştüm resmen. Bu şarkı geceden beri ağzımda. Sen yine kendine göre eğlen. Bir de sesim güzel olsa keşke. Şey yapıyorlar bir de böyle mesela. Hani sen. sen. falan diye. Bir şov yapıyorlar ardından. Sesi gerçekten çok güzel olan biri şarkıyı söylemeye başlıyor falan böyle. I'm alone. I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. Bir tek ruj kaldı. Onu da artık çıkarken süreceğim. Dışarıda görüşürüz. Şu an koştura koştura metroya gidiyorum. Çünkü bayağı geç kaldım yine. Saat 10-11. Ders 30'da. Ve yol yarım saat falan sürüyor ama. Hoca da zaten 10 dakika geç kalacakmış. Mesaj atmış. O yüzden sıkıntı yok diye düşünüyorum. Zaten 5-10 dakikadan bir şey olmuyor. Çünkü ben genelde geç kalıyorum. Yanında bir tane siyah çanta var. Bu çantanın içerisine yemek koydum. Oya ile birlikte evden yemek getiriyoruz okula. Çünkü ben inanılmaz derecede azmetmiş durumdayım. Bu kilolar gidecek. Bu karın kasları gelecek. Dışarıdan asla yemek yemiyorum. Yememeye çalışıyorum daha doğrusu. O yüzden evden yemek getiriyorum. Sefer tasım var arkadaşlar. Zaten göreceksiniz öğle arasında. Yiyeceğim. Ne getirdim yanıma? Bulgur pilavı ve karnabahar. Ve zaten dediğim gibi inanılmaz spor giyindim. Şu an size tam olarak gösteremiyorum ama tayt var altımda. Spor ayakkabı, çorap falan var ve çok sıcakmış hava. Neyse ben hızlı hızlı metroya gideyim. Yoksa sıkıntı çıkacak. Yes, I know I'm crazy, crazy about you, crazy about you. Sonunda 20 dakika gecikmeyle okula girebildim. Koştura koştura sınıfa gidiyorum. Ders başlamış, hoca gelmiş tabii ki. Ama çok susadım ya. Abi su alsaydım. Neyse artık arada olurum. Koşuyorum ben gençler. Grup çalışması mı var? Yılan serpleri. The House of Usher.
işliyoruz. İki tane aynı yerde sivilce çıktı. Üç tane aynı yerde sivilce çıktı. Olur mu böyle şey burada? Olmaz. Bence de olmaz. Hayır. Ben açmıyor bile. Damla'yla akşam en son PUBG oynadık. Ondan sonra şey duşa girecek. Aslında mıydı? Değildi. Sonra duşa girecekti. Yarın için hazırlanacaktı ama. Demek ki bilmiyorum. Gelirse inşallah. Ama Damla bu derse neredeyse hiç gelmedi. Bir defa geldi. Şimdi ikinci geliş. Ersan çıktık şimdi o işte. Nereye gidiyoruz? Mavia'ya doğru gidiyoruz. Mavia bizim okulun oradaki böyle bir site aslında. Evet. Ama sitenin altında bir sürü restoranlar falan filan yaptılar. Ya da kafeler falan yaptılar. İşte o yüzden öğrenci yeri gibi bir şey oldu. Zaten sitede tamamen sanki böyle öğrenciler için yapılmış bir site. Çünkü okulun yanında olduğu için sürekli öğrenciler falan kalıyor. Şimdi biz oraya gidiyoruz. Oradaki kafelere bir bakacağız. Zaten size söylemiştim yanımda yemek getirdim diye. Oya da getirdi. Evet. Çünkü diyetteyiz. Evet. Ben deniz spora gidiyor da. Ben de karar verdim. Evde spor yapacağım. Evet. Ve bunu paylaşacağım. Yakında paylaşacak mısın? Oya'yı takip edin o zaman. Kahvende benim adım yazıyor Oya. Ya her şeyde biraz sen varsın. Aklın her yerde gözüküyor. İyi bak Oya'ya. Aşkım buldum da bulunuyorsun. Buldum da bulunuyorsun yani. Starbucks'a geldik. Çok uzak arkadaşlar. Galiba ama ses anlaşılan bilmiyorum. Arkadaşlar. Bunu giriş yap. Bir dakika o zaman. Nerede? İyi. Selam. Kanalıma hoş geldiniz mi? Ne diyeceğim? Arkadaşlar. Oyanın kanatı. Evet, duyuyor musunuz? Umarım duyuyorsunuz. Ama bence çok gürültü yoktur. Çok mu yakın konuşuyorum şu anda? Kameraya gidecek gibi hissediyorum. Evet, öyle birazcık. Ama evet. Yine cool lime içiyorum her zaman. Ama aslında bugün farklı bir şey içmek istemiştim ama çok zor geldi farklı bir şey söylemek. Cool lime demek daha kolay geliyor. Öyle yani. Deniz Hanım, yaz gelince ne yapacak? Ay, kış gelince ne yapacaksınız? Cool lime olmayacak. Vay çaktım okey'e döneceğim. O da kış fiksi. Vay çaktım okey içiyorum. Ama o kadar kış değil ya. Tatlı çekti canım. Çünkü şeker bırakıyorum. Ben şeker bırakmıştım. Bu şeker sayılmaz. Yani cool lime, adı zene lime, ekşi. Evet, değil mi? Saat 2.30'da dersimiz var. Şu an saat 1.30 falan. Biz T1'in aslında doğru yürüyoruz. Aslında okul, yani bizim kampüsümüz zaten bir tane kampüs var küçük bir okulumuz olduğu için. T binasından birazcık uzakta. T binasını sonra ek bina olarak yaptılar. O yüzden arada bir 10 dakika yürüme mesafesi var tabii. Büyük üniversitede okuyanlar için bu 10 dakikalık yürüme mesafesi küçük bir mesafe gelebilir ama biz yıllardır aynı sınıfta, hani aynı bina değil, aynı sınıfta ders işlediğimiz için bize eziyet gibi geliyor. O yüzden şu an oraya doğru erken yürüyelim dedik. Fotoğraflar ciciş çıktı bu arada. Editleriz. Evet. Bir dakika şunu aldım. Ne oldu? Ay, kedi çıkacak buradan. Şunu çöpe atışın. Ay, saçmalama, ne kedisi? Abi, kediden korkmayan beni niye kediden korkutuyorsun? Çok anlamsız. Niye korktun ya? Abi, benim fobim var. Çöpün yanından geçerken size kedi zıplayacak diye düşünüyorum. Ne yapıyorsun? Ötüm korktum. Bu dönüyor, kamera döndüğünü algılayamadım. Haydi. Hayır. Şu an T binasına geldik. T binasındaki sınıfımız biraz daha farklı. Ama şu an sınıfta sadece 3 kişiyiz. Çünkü biz erken geldik. Buradaki sandalyeler falan daha yeni tabii, ister istemez. Ve şunu göstereceğim. Ne deniyor bana? Arkadaşlar, buna ne deniyor? Portatif miydi bunun adı? Şey, oynayabilir. Evet. Portatif, taşınabilir. Hareket edebilir. İşte öyle. Güzel yani buradaki koltuklar. Bu iki kişi kaçak sabah derse gelmediler.
Kim? Ben. Benim sen. Dersim yoktu. Hadi be, sabah yok muydu dersi? Benim için ders vardı. Bir tek ders. Gerçekten mi sen sabahki dersi almıyor musun? Hayır, şimdi de yok. Zevksiz. Yalancı. Ben uyanamadım. Aynı saatte yattık halbukisi. Prenses selam iyi. PUBG oynarkensiniz mi? Aynı saatte ya. Sen oynamadın galiba. Sen Kuşadası'nda değil miydin ya? Tabii. Kuşadası'nda mıydı? Neden? Ben Buse'yle senin story'ni gördüm sanki. Saçını kestirdim. Derse girmiyorum. Ben giriyorum. Gerçekten benim sabah kalkamayacağım. İlk dersin. İlk derse girmeyeceğiz. İkinci derse gireceğiz. Arkadaşlar bir ders yok, yazıyor. Çarşamba günlerini düşünün. 8.30. Ya bırakacak ben sanki. Geliyorum. Bırakacak değil, rahat edeyim en azından. Ben gireceğim derse. Olmaz. Sonraki yemeğimi kafe demeyeceğim ben. Niye vicdanımı şey yapıyorsun? Ne kafede yersin yemeğini ki? İşte. Anladım. Oya Hanım'ı ikna ettik. Derse girmedik. Ne yapıyorsun? Aa, annem bana not bırakmış. Hayat kaynağım, seni çok seviyorum. Ya çok tatlı. Yiyeceğim mi? Annem ziccaciyeden Allah almış. Dur, ağzını denemez mi abi? Yansana. Yap hadi. Dur, ay bir şey oldu. Şu an duymuyor bizi. Tamam hadi konuşalım. Diyeceğimi unuttum ki. Ya Oya sen bir lavaboya falan git, elini bir şey yap sen ya. Tamam hadi yap. O zaman senden gizli. Ben sana söyleyeceğim, sen Damla'ya söyle. Bugün gerçekten çok yorucu geçiyor arkadaşlar. Ege Üniversitesi'nden çıktım. Ege Üniversitesi'nde enjeksiyon yapılmıyormuş yani. Üniversite hastanelerinde enjeksiyon yapılmıyormuş. Ondan sonra ben de başka özel hastaneye gittim falan dedim. Bornova'da hani en azından çok sıra olmaz falan diye düşündüm. Zaten alt tarafa enjeksiyon yaptıracaktım. Ama bulamadım. Tam o sırada da bir tane kavga oldu. Bir dolmuşçu bir arabaya ani fren yapınca arkadan çarpıyor. Ondan sonra arabayı kullanan kişi de birazcık alkollüymüş. Baltayla falan çıktı yani. Arabadan dolmuşçuya saldırdı. Ondan sonra büyük bir kavga çıktı. Kadınlar bağırmaya falan başladı. Bayağı sıkıntılıydı. Ben dedim ki Deniz kaç buradan. Allah'ım millet. Ve sonrasında da Karşıyaka'ya dönmeye karar verdim. Kendi polikliniğime geldim. Burada az önce enjeksiyonumu yaptırdım. Şimdi eve geçiyorum. Evde tek başıma artık presentation'a çalışmam gerekecek. Yani sunuma çalışmam gerekecek. Ama bayağı yoruldum ve başıma inanılmaz bir ağrı girdi. Çünkü resmen sinir stres yaptım. Hani oraya git, buraya git, şurada kavga çıksın, metro gelmek bilmedi falan. Ben sıkıntı yaşadım. Şimdi dediğim gibi eve gidiyorum. Ve çok uykum var. Zaten sabah da söylemiştim. Sadece 4 saatlik uykuyla duruyorum. Muhtemelen 2 saat falan hemen böyle çalışıp sonrasında sleeping yapacağım. Bugün gerçekten o kadar geç uyandım ki saat 2.30'da falan evet 2.30'da değil 1.30'da falan uyandım. Dün de zaten direkt bayılmışım. Hiçbir şekilde nasıl uyuduğumu falan hatırlamıyorum. Zaten sunuma da doğru düzgün çalışamadım katiyen. Bu arada ve pantol sürerek başlıyorum yüzüme, makyajıma. Çünkü bu aralar inanılmaz derecede bir kuruluk var yüzümde. Bu muhtemelen mevsim değişikliği ile ilgili. O yüzden ve pantole dondum. Bu bayağı kuruluğu gideriyor, iyi geliyor. Neyse işte akşam presentation, yani sunumu bile çalışamadım. Neyse ki şanslı bir insanım. O yüzden sunum ertelendi. Çalışmama gerek kalmadı. Şimdi saat 4.30'da dersim var. Ona gideceğim. Kahvaltı yaptım. Gördüğünüz gibi benim en sevdiğim şeylerden biri olan yumurtalı patates. Patatesli yumurta yaptım. Patatesli yumurta yedim. Çok seviyorum. Çok güzel bir şey gerçekten. Ve beni bayağı doyuruyor ya patatesli yumurta. Neredeyse tüm gün tutuyor diyebilirim. Ve bu kadar uyumamın sebebini açıklıyorum size. Hem dün 4 saatlik uykuyla
durduğum için hem de arkadaşlar o kadar saçma rüyalar gördüm ki inanamazsınız. Yani çok kalitesiz bir uyku şeyiydi, seansıydı benim için dün gece. But if you wanna travel then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Uzun zamandır yapmadığım bir şey yapıp gözlerimin içine kalem çektim. Bence güzel oldu. Bunu yapmak istiyordum kaç zamandır. Seviyorum bu görünümü ama tabii ki kalemsiz görünümü bir tık daha seviyorum. Daha doğal geliyor. Neyse şimdi bir ruj sürüp çıkıyorum. Okula gidiyorum. Çıktım evden. Ama gerçekten şöyle bir şey var ki böyle zamanlarda yani bir ders için okula gitmek insana koyuyor. Bir ders için yarım saatlik yolu gidip gel yapıyorum. Ve bu arada akşam yine iğnem var. Yine ona yetişmem lazım. Gözlüğüm yamuk mu duruyor benim? Galiba durmuyor. Yanıma suyumu da aldım. Artık bol bol su içmeye çalışıyorum. Dedim size zaten dün de. Hem sağlıklı beslenmeye çalışıyorum, hem spora gitmeye çalışıyorum, hem bol bol su içmeye çalışıyorum. Hayatım bayağı böyle değiştirme yolunda emin adımlarla ilerlemeye çalışıyorum. Umarım başarılı olacağım. Bakalım. Şimdi yine hızlı hızlı metroya gidiyorum. Öptüm sizi. Okula geldim. Dersim farklı bir binada. Y binasında. Creativity and they are expected to read what they know to the public in learning the language. Ben yine bugün iğneden çıktım. Bugün 6. iğnem oldum. Geriye kaldı 4 tane iğne. Ondan sonra artık tamamen özgür olacağım, free olacağım. Ama bugün de başıma yine kötü bir şey geldi arkadaşlar. Metroya yetişmeye çalıştım. Metroya yetiştim fakat ondan sonra ineceğim durağı kaçırdım. Bir arkadaşımla karşılaştım metroda. Herhalde o sırada kafam falan dağıldı. Bilmiyorum ne oldu. Unuttum ineceğim durağı. Sonra tekrar yani farklı bir durakta inip farklı bir metroya binip geri dönmek zorunda kaldım. O yüzden birazcık geç kaldım. Normalde spora yetişmeye çalışıyorum ama umarım spora yetişebilirim. Çünkü tam böyle saati saatine denk gelecekti okuldan çıkışımla spora gidişim. Bakalım. İziliyordum Gülsel'in yüzünden. Çekiyor musun? Evet çekiyorum. Gülsel'e ayrıldık, eve doğru gidiyorum yine. Yürüyorum. Bu yürüyüşler de aslında iyi geliyor yani. O kadar spor yaptıktan sonra birazcık da soğuma oluyor gibi düşünebilirsiniz. Bebeğim, ayyım. Gelecek mi? Gel. Bakın çok tatlı. Ama tırmanacak mısın gibi geldim ya. Bebiş ya, keşke yanımda mama olsaydı da verseydim. Genelde ben böyle yanımda dostluk maması falan taşıyorum. Eğer yanımda büyük çanta varsa tabii. Ama şu anda yok. Eve gidince direkt uyuyacağım yalnız. Gerçekten inanılmaz derecede yoruldum. Ve yarın zaten saat yine 8.30'da dersim var. Gerçi bugün saat 4.30'daydı. Dün de saat 10.30'daydı ama yarın saat 8.30'da ve yarından sonra da saat 8.30'da. Yarın da Oya ile birlikte çok güzel bir video çekeceğiz. Pazardan aldığımız ürünlerle kombinler yapacağız. Umarım onu da izlersiniz. Umarım güzel bir video olur. Videoyu burada kapatıyorum şimdilik bu vlogu. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Hepinizi kocaman öpüyorum. İyi geceler.